Arkadaşlar merhaba, ben Gerçek Dorman. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sizlerin karşısına yeni bir vlog serisiyle çıkıyorum. Şimdiye kadar çektiğim videolar hakkında, ondan sonra Reels videolarım hakkında, yaptığım prodüksiyonlar hakkında bir sürü sorular sordunuz. Ben dedim ki bu videoları çekerken neler başıma geliyor, neler yapıyorum, ondan sonra kurguda neler yapıyorum, editte neler yapıyorum, bu videoları nasıl çekiyorum, sizlerle paylaşayım. Bunun hakkında bir vlog oluşturayım istedim. Ve bugün de sizlerin karşısındayım bu prodüksiyon odamla. Şimdiye kadar bu odanın birçok açısından birçok kere videolar gördünüz. Bugün en dağınık haliyle karşınızdayım. Çünkü değişik bir video çekmek istiyorum. O yüzden bütün kitaplarımı etrafa yaydım. Ondan sonra şimdi onlarla ilgili bir video çekeceğim. İşin sonunda da bu videoyu Instagram hesabımda Gerçek Dorman Müzik'te sizlerle beraber paylaşacağım. Bakalım neler yapacağım, başıma neler gelecek videoyu çekerken bunları size paylaşacağım. Sample based bir video yapacağım. Yani burada aklımdaki plan kitaplarımın teker teker seslerini almak ve bu seslerden bir müzik kolajı oluşturmak. Birkaç fikir var aklımda. Gelin bakalım neler gelecek başımıza. Hep beraber görelim. Odanın halini bir göstermek istiyorum size. Şu anda bu şekildeyiz. Her tarafta kitaplar var. Bir sürü. Bunların teker teker sample'larını alacağım. Sample alırken genelde hop şunu da şöyle yapayım. Bakalım güzel bir açı bulabilecek miyim kendime? Güzel. Evet, bu açıdan sizlere neler yaptığımı gösterebilirim. Sample alırken iPhone 13 kullanacağım. iPhone 13 Pro ile çekimlerimi yapacağım. Çekimler alırken aynı zamanda iPhone 13 Pro'nun mikrofonunu kullanacağım. Daha önceki işlerimde de bunu yapıp daha sonra işte DAW'ımda Ableton Live üzerinden hem aldığım sesleri birazcık mix yapacağım hem de üzerine bir müzik yapmaya çalışacağım. Evet, karşımda şu anda bir iPhone 13 Pro var. Genelde videolarımı onunla çekiyorum. Genelde sinematik modda çekiyorum. iPhone 13 Pro'nun mikrofonunu da kullanıyorum. Onun mikrofonundan çıkan seslere ufak mixler yaparak videolarda eğer dışarıdan bir enstrüman çaldıysam ya da işte bir sample'lar aldıysam onların üzerinden gidiyorum. Şu anda etrafımda kitaplar var. Halini, odanın halini gördünüz. Ayarlamalar yapacağım. Biraz önce kitaplarımın hepsini devirdim. Ondan sonra her kitaba bununla vurmayı planlıyorum. Vurdukça tepeye koymayı planlıyorum. Evet arkadaşlar, yaklaşık 1,5 saattir çekimdeyim. Teker teker tahminimce 350-400 tane kitabın teker teker sample'ını aldım. Gördüğünüz üzere artık kitaplık tamamlandı. O da birazcık daha düzenli hale geçti. Hala dağınıklıklar var kitaplığın birkaç parçası. Şimdi edit zamanı. Yani ilk önce Ableton Live üzerine geçeceğiz. Orada bir sample'ları editleyeceğiz, mixleyeceğiz. Ondan sonra da belki üzerine bakalım nasıl bir yaratıcılık koyacağız. Evet arkadaşlar, geldik işin en zor kısmına. Elimizde yaklaşık 1 saat, 1,5 saatlik video var. İlk önce bunları bir Ableton'un üzerine atacağım. Kahvemizi aldık. Videoları Ableton içine attım. Sample'ları ilk önce temizleyeceğim. Daha sonra görüntüleri temizleyeceğim. Herhalde bir 3 saattir uğraşıyorum. Belki birazcık daha fazla. Tam 367 sample olarak projeyi 368 pardon bitirdim. Yani şu anda sadece sample temizlemesi yaptım. Aslında biliyorsunuz işte ben aynı zamanda bir Synthmaster ses tasarımcısı ve ürün müdürüyüm. Synthmaster'a bir Türk Marşı çaldırıp buradaki işte ritim yapısını da oraya uydurmak gibi bir planım var. Instagram hesabında olacak işin son videosu. Oraya bakacağız. Şunun içerisine bir Synthmaster atalım bakalım. Maksat Synthmaster'a çaldırmak. Şöyle bir dinleyelim. Dostlar, saat 2:42. Gaza geldim ve bitirdim. İnanmayacaksınız ama Mozart'ın Türk Marşı'nı yaptım. Her bir midi vuruşuna unison olarak kendi sample'larım, kitap sample'larımı ekledim. Kolay olmadı. Çekmesi de zor oldu. Yapması da zor oldu ama gaza geldim, yaptım. Videoyu nereden izleyeceksiniz? Gerçek Dorman Müzik Instagram hesabından izleyeceksiniz. Yaklaşık 1 dakika 10 saniyelik bir video oldu. 2 Synthmaster plug var. Sample'larda herhangi bir şey kullanmadım. Edit kullandım. Çok hafif bir EQ kullandım. Hafif de kompresör kullandım. O kadar. Yani kitapların orijinal sesleri oldu. Ve durum bu. Evet, yani gecenin ikisinde halim bu ama en de sonunda videoyu bitirdik. 2 videoyu birden yayınlayacağım. Bu YouTube kanalında vlog olarak nasıl yaptığımı anlatacağım. Instagram'da da sonuç videoyu göreceksiniz. Bu videoların ilkiydi, bu vlog serisinin, yaptığım prodüksiyonların nasıl yaptığımı anlatmanın ilkiydi. Eksiklikler olduysa affola. Bu ilk video, her türlü hataya açık. Ben de biraz kendimi deniyorum yani. Bana yardımcı olursanız bu konuda. Nasıl daha iyi yaparım bu vlogları, neler yapmalıyım, ondan sonra daha yararlı sizler için nasıl olacak? Sonraki videolarda sizin talepleriniz doğrultusunda düzeltmeler yapacağım mutlaka. Umarım hoşunuza gider. Lütfen YouTube hesabımı da Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.